Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere en çok kullandığım karakter olan Koran'ın rehberini hazırladım. Biliyorsunuz yayınlarda en çok kullandığım Farm ve Speed Pet bu karakterden oluşuyor. Öncelikle size skillerden bahsedeceğim. VIP Club arkadaşlar, bana en çok sorulan soru şu: elinde hangi silah var? Ben bir silah kullanmıyorum arkadaşlar. Karakterin kendine ait bir kırbacı oluyor. Sizin bu kırbacınız karşıdaki düşmanlara hasar veriyor ve menzile göre de şekil alıyor arkadaşlar. İkinci skillimiz düşmanlarınızı kitleyen bir skill. Yani ikiye bastığınız an onlar bir nevi uyuyarak bir araya gelip sizi bekliyorlar arkadaşlar. Bu arada isterseniz 12x combo sayacına ulaşabilir ve kırmızı kritik vurmaya başlayabilirsiniz. Üçüncü skillimiz Veneri arkadaşlar. Bizim kedimiz biliyorsunuz. Bu Veneri sizin için savaşıyor. Düşmanlara tuzak kuruyor. Sizi koruyor arkadaşlar. Bunun bir özelliği var. Bu kedi sizin için öldürülürse, kendini feda ederse 45 saniye gibi bir süre içinde yeniden geri geliyor. Ama benim kullanmış olduğum Augment'te arkadaşlar görüyorsunuz 150 saniye gibi bir sürede geri geliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz ölümcül bir hasar aldığınızda arkadaşlar kedi kendini feda ediyor. Ölümcül bir hasar. Yani hayatta kalıyorsunuz. Bu aradaki 150 saniyeyi bir düşmanı öldürdüğünüzde 4 saniye kedinin canlanma süresinden geri çekiyorsunuz. Zaten Kora çok kedi yaptığı için bir anda 10-20 kişi öldürüyorsunuz ve süre 80 saniye anında geri çekiliyor. Dördüncü skillimiz Strangle Dome. Burada arkadaşlar işte efsane ortaya çıkıyor ve sizin farm ve bölgesel kontrol ortaya çıkmış oluyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu skill'i en fazla 2 tane alana atarak kırbacımızla vuruyoruz arkadaşlar. Kırbacınızın 12x'e çıkmış olması çok önemli. Yakın dövüş silahınızı 12x yapın. Ondan sonra biraz uzaktan bu zincirlere vurun arkadaşlar. İçinden vurmayın, rahat olamazsınız. Dışarıdan doğru vurun. Bu çok önemli. Ve benim kullanmış olduğum Augment modunda drop düşme şansı %65. Yani kazı görevi yapıyorsunuz arkadaşlar. Tüpleri taşıyan bir yaratık bu ipe takıldı, bu zincirlere. İki tane tüp birden düşüyor arkadaşlar, yere hatırlatayım. Pasifinden bahsetmiştim. Kavat arkadaşlar sizin yanınızda bulunduğunda %15 hızınızı arttırıyor. Ve öldükten sonra 45 saniye içinde tekrar diriliyor. Benim kullandığım Augment ile bu öldükten sonra 45 değil 150 saniye sonra geri geliyor ve sizin için kendini feda ediyor. Şimdi buradaki ipuçları. Her karakterde olması gereken, bir oyuncunun okuması gereken bir kısımdayız şu an. İpuçları arkadaşlar. Bu ipuçlarına asla es geçmeyin. Oyuna gelmiş bir karakter ya da gelecek bir karakter oyuna sürüm yapıldığında buraya hemen gelip bakın. Örneğin en son ne geldi diyelim. Yareli geldi. İşte Nidus Prime geldi. Hemen ESC yetenekler ipuçları kısmından böyle tap tuşuna basarak okuyun arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne yazıyor? İkinci skill'le yakalanan düşman birinci skill'in saldırısından fazla hasar alır diyor. Yani elinizden geldiği kadar düşmanlara kırbaç vurmadan ikiyle yakalayın arkadaşlar. Gördünüz mü? Tüyo. Ne demiş? Etrafta çok düşman var diyor. Aynı anda birçok düşmana vurmak için kırbacınızla 4 basın diyor. Strangle Dome'ye basın ve alanı kontrol altına alın diyor. Bakın, savunma objesine yaklaşan düşmandan korunmak için dördüncü skill'e basın diyor. Neden? Mobil defans yapıyorsunuz. Mobil defansa doğru gelen düşmanların olduğu yola bir sağa bir sola 4 basın arkadaşlar. O zincirler gelen düşmanları havaya kaldıracak ve mobil defansınız güvenli bir şekilde devam edecektir. Mesela bana en çok sorduğunuz soru: ben kritik vuramıyorum veya benim vuruşlarım kırmızı olmuyor ya da çok büyük hasar çıkartamıyorum. Gördünüz arkadaşlar, diyor ki kırbacın hasarı Koran'ın kuşandığı yakın dövüş silahından ve yakın dövüş combo sayacı üzerinde bulunan moda göre ayarlanır diyor. Yani modlamanıza dikkat edin arkadaşlar. Yani combo sayacı, kritik katlayıcı modlar, kritik şansı, kritik damage modları arkadaşlar silahınıza koyun. Bu çok önemli. Ve Kora en fazla 2 kez Strangle Dome yeteneği kullanabilir diyor. Bundan da bahsetmiştim. Şimdi size hızlıca kullanmış olduğum genel build'i göstereceğim ve Augment'lerin anlamlarından bahsedeceğim.
Bu build'i kullanıyorum arkadaşlar. Sistemdeki build de budur. Fury'yi kullanıyorum. Çünkü kırbaç vurduğumda direkt hasar artışı sağlıyor yakın dövüş. Arkana Energize'da enerjim bitmeden devam edebilmemi sağlıyor. Yani enerji podu kullanmama gerek kalmıyor arkadaşlar. Pilfering Strangle Dome. Benim 4. skillim arkadaşlar. Bunu taktığım zaman drop düşüren bir hale geliyor. Zaten 20 kişi birden yakalandığı için acayip drop düşüyor arkadaşlar. Bir bölüme girdiğinizde 5000 alaşım plaka toplayacaksanız 15000 alaşım plaka topluyorsunuz. Öyle düşünün. Veya 1000 oksiyum diyelim toplayacaksınız. Bu 1500'e çıkıyor gibi. Drop şansını arttırıyor. Yani bir yaratıktan düşmesi gereken düşmüyor. Siz bunu yaptığınızda düşme ihtimali artıyor. Accumulating Whip Claw. Bu da birinci yetenek arkadaşlar. Ne demiş orada? 3 düşmana vurarak sıradaki Whip Claw %35 eklenen hasar bonusu verir. Bonus 10 saniye sonra azalmaya başlar. Yani her vurduğunuz 3 düşman sizin ufak ufak hasarınızı katlıyor arkadaşlar. Kırbaç hasarını bu %350'ye kadar falan çıkar diye düşünüyorum. Ve Veneri Bodyguard'da normalde kediniz kendini feda ettiğinde size bir şey olmuyor arkadaşlar. Yani kedi kendini feda etti diyelim. Siz öldünüz, ölürsünüz. Ama kedi feda etmeden kendini, size gelen bir füze, kesici bir hasar, candan bir anda böyle toksin, gaz yiyip ölmek, kedi takımdayken, hala yanınızdayken kendini feda ediyor ve siz dokunulmaz oluyorsunuz arkadaşlar 4 saniye. Öyle düşünün. Kedi kendini feda ediyor. Siz de o anda 4'ü açıp 1'le vurduğunuz için yaratıklara, kedi 5-10 saniye sonra yeniden doğuyor. Yeniden bir ölümcül hasar alırsanız düşmanlar tarafından sıkıştırıldığınızı farz ediyorum. Kedi yeniden kendini feda edip yok oluyor. Bu komboyu kaçırmazsanız karakterle istediğiniz her bölüme girebilirsiniz. Benim tavsiyem hayatta kalma ve defans bölümlerinde bu karakteri kullanın. Farm yapacağınız zaman bu karakteri kullanın. Karaman Bakırita'dan da bahsedeyim. Benim genel build'im. Benim melee build'imin taslağı arkadaşlar budur. Bakın. Bloodrush'ımı takarım. Kritiklerimi takarım. Elementimi takarım. Kritik şansımı takarım. Hasarımı takarım. Varsa Riven takarım arkadaşlar. Yoksa gerekmiyor. Bunu çoğu arkadaşımız soruyor. İşte sen Riven takmışsın diyorlar. Ben de diyorum ki Riven zorunlu değil. Neden zorunlu değil? Zaten siz 5000'de vursanız yaratık ölecek. 50.000'de vursanız yaratık ölecek arkadaşlar. Bir kırbaç değil, iki kırbaç sallarsınız. Sorun olmaz. Bunun yerine de Condition Overlord takabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Hasar veren bir mod koymanız yeterli. Exodia Force'da elinizde kullanırken kill aldığınız her yaratığın patlamasına sebep oluyor. Bir nevi bir yaratık, iki yaratığı patlatıp etrafındakileri de bir anda yok edebilirsiniz. Şimdi teste geçelim. Bakın yakaladım arkadaşlar. Bir araya topladım. 12x'e çıktım. Şimdi şuna bakalım bir. Bakın birden kaybolmadı arkadaşlar. 11x'e indim. 215 kesik var. 210 kesik var şu an. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Naramon Focus Okulu biliyorsunuz. Naramon Focus Okulu yakın dövüş ile alakalı. Oradaki Power Spike isimli özelliği, Power Spike, full tutun arkadaşlar. Power Spike bunun düşmesini engelliyor. Yakaladığı kadar, şimdi bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? 3 kırbaçta ne yaptım? Yok ettim. Yeniden geliyorum. Gördünüz. 2 kırbaçta yok oldu arkadaşlar. Yeniden gidiyorum. Gördünüz. 2 kırbaçta arkadaşlar yok ediyor. Yani siz saniyeler içinde arkadaşlar şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Yani bir kırbaç vurdum %90 öldü. Saniyeler içinde bir orduyu yok edebilirsiniz bu karakterle. Artı onlardan
Farm da yapabilirsiniz. Girdiğiniz bölümde efsane bir özelliği olacak bu karakterin. Bakın şu an benim sağ üstte VIP kulübüm %145 olmuş. Yavaş yavaş düşüyor. %137. Bunu o zincire yakalanan yaratıklar belirliyor arkadaşlar. Bakın 190 oldu. Gitgide hasarım ne yapıyor şu an? Birinci skill'in hasarı artıyor. Geldim. Bakın 225. Tek yediler arkadaşlar. Şu an işte 285'e kadar çıktım. Bu yukarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Yani 300-350'ye kadar çıkıyor. Ve sizin kırbacınız artık tek atmaya başlıyor bütün yaratıklara. Bunu 9999 levelde de deneyebilirsiniz. Benim tavsiyem menzilinizi geniş tutun. Yani 4. skill şöyle göstereyim. Böyle ufak olmasın arkadaşlar 4. skill. Eğer menzil arttırırsanız alan kontrolünüz daha çok olur. Bunu geniş tutmaya çalışın. Benim yapmış olduğum bu yitte şöyle göstereyim. Birinci skill 7.5 enerji yiyor arkadaşlar. Bu ne demek? Yerden bir enerji küresi aldığınızda 3 kırbaç vurmaya hakkınız oluyor. 25 enerji geliyor. Yavaş yavaş kırbaç sallarsanız, yani kendinizi kaptırıp şak 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 kırbaç vurmazsanız bütün bölüm saatlerce bu karakterle durabilirsiniz. Tek yapmanız gereken 4. skill'i atıp 1. skill'e üstüne vurmak. Geriye çekilin, üstüne vurun arkadaşlar. Buradan da Naramon'daki Power Spike'ı size göstereyim. Yakın combo sayacını hemen sıfırlamak yerine yavaş yavaş saniyede 5 oranında azaltıyor. Bu sizi ne yapar arkadaşlar? Bir 15-20 saniye, en az yani 15-20 saniye tutar arkadaşlar. Ben 1 dakika diyorum ona. Ve bu da yakın dövüş öldürmelerinde ne yapıyor? %45 yakın dövüş tecrübe kazandırıyor. Çok güzel bir özelliği var Naramon'un. Bunları bir an önce fullleyin arkadaşlar. Evet. Karakteri göstermiş oldum sizlere arkadaşlar. Çok efsane bir karakter. Benim yayınlarda en çok tercih ettiğim ve en çok işime gelen karakter arkadaşlar. Rahat rahat sizlerle beraber oyun oynayabiliyorum. Sizlerle beraber sohbet edebiliyorum. Bu karakteri oyunda sığınağınız açıldığında arkadaşlar normal sığınağa girin. 8. rounda kadar gidin. Benim web sitemde rehber bölümünde karakterin parçalarının sığınağın hangi bölümünden yapıldığı, düşürüldüğü yazıyor. Hızlı bir şekilde bu karakteri üretmenizi tavsiye ederim. Discord'umuza davetlisiniz arkadaşlar. Yayınlarıma da davetlisiniz. YouTube kanalıma abone olur, destek gösterirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki rehberlerde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.